Hayatım. Hı. Özge'nin canı çok sıkkın. Bir sıkıntısı var galiba. Okuldan geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Allah Allah. Bana söylemiyor. Bir de sen konuşsana. Canım sana söylemiyorsa bana hiçbir şey söylemez Gülsün. Hay Allah, ne oldu ki şimdi? Her şey iyi gibiydi. Ben de çok endişelendim. Ne olduysa bugün oldu işte. Sabah okula giderken gayet iyiydi. Yoksa kazayla ilgili bir sendrom mu? Zannetmiyorum. Bu yeni bir şey bana sorarsan. Psikoloğunu arayalım mı? Ben az önce aradım. Gözlem altında tutun, sıkıntısını mutlaka öğrenin dedi. Gerekirse de bu hafta erken getirmemizi söyledi. Hay Allah. Canım sıkıldı şimdi. Galiba Berfu durumu biliyor. Ben yarın onunla konuşmayı düşünüyorum. Gerçi Özge duyarsa pek hoşuna gitmeyecek ama. Olur mu canım? Bunu yapmak zorundayız. Üstelik onun iyiliği için. Bak bu saat oldu, hala çalışıyor. Ayrıl Orhan diye başının etini yedim. Yok, tınmadı bile. Yavrum gurur yaptı demek ki. Sana istediğin şeyleri verebilmek istiyor çocuğum. Hay ben o an taş olaydım da. Ağzımı açmasaydım abla. Yani kocam gece gündüz böyle sersefil olmasaydı. Sen bunları düşünüp üzülme Rukiye. Tamam mı? Bak bebeğin geldi gelecek kızım. Hem ben Mehmet'le konuştum. O Orhan'ı incitmeden bir çözüm yolu bulacak. Allah sizi başımızdan eksik etmesin abla. Ben sensiz ne yuva kurabilirmişim ne de ev geçindirebilirmişim. Öyle deme kız. Sen güçlü kızsın. Alimallah her şeyi yaparsın sen. Abla eniştem geliyor. Konuşuruz sonra. Tamam abla. Canım? İyi akşamlar enişte. İyi akşamlar. Gümüş. Hı. Şimdi sana bir soru soracağım. Ama korkarım bana söylemeyeceksin. Neyi? Annemin bugün nerede olduğunu. Bilmiyorum ki Mehmet. Belki nerede olduğunu bilmiyorsun ama bence babam aradığından beri neden bu kadar değiştiğini biliyorsun. Mehmet, annen zor günler geçirdi. İçine kapandı kadın. Şimdi hayata geri dönüyor. Bence bunu didikleyeceğimize mutlu olmalıyız. Bilmiyorum. Annem bambaşka biri oluyor. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Anne, gelebilir miyim? Tabii ki çocuğum. Hayırdır? Bir eksik gedik mi var? Topladınız mı her şeyi? Bırak bunları anneciğim. Gel otur biraz, gel. Anne. Ben seni çok özleyeceğim. Ah canım, ben de seni çok özleyeceğim. Can yoldaşı olmuştun bana. Arada kavga etsek de sen vardın hep yanımda. Alıştım vallahi. Evde sesin, kokun olmadan zor olacak, çok zor. Seni yalnız bırakıyorum diye kızma bana, olur mu? Üzülme çocuğum, ben yalnızlığa alışıyorum artık. Ama sen sık sık gel yine de, tamam mı? Atölyeyi niye taşımıyorum sanıyorsun? Her gün seninle didişmezsem içim rahat etmez ana kraliçe. Defne ediyorsun ama asıl sensin cadı küçük hanım, farkında mısın? Ay, annelerin en güzeli. Yerim ben seni. Aa, dur kızım. Oh. Dur, koca kızın oh. Yaptığına bak. Oh. Kim inanır senin iki çocuğun olduğuna? Öpeceğim işte. Ah, dur kızım. Oh, annem benim, annem benim. Hadi abicim, bu yapılır mı ya? Hadi ya. Of. Berk. Ya çekil be bızlık, çekil. Ha? Tüh ya. Şuna bak. Of. Ya böyle yapılır ben mı ya? Ben gidiyorum artık. Sen de istediğin gibi izlersin. Ha, demek ki diyorsun. Oh yaşasın ya. Nihayet. Azıcık kafamızı dinleyeceğiz ha. Hadi. Ya Berk, üzülmen gerekiyor. Demek üzülmem gerekiyor ev cadısı ha? Niye üzüleyim ben ha? Sen nereye gidersen git peşinden geleceğim. Tamam mı? Anladın mı? Ya ben ne oldu? Ne oldu? Ne oldu sana? Tamam. Tamam güzelim. O zaman ben seni sabahtan alacağım. Senin sürekli gelmene gerek yok. Benim yüzümden her şeyi ihmal ediyorsun. Lütfen yapma bunu. Bak kızacağım artık ha. Senin hiçbir şeye engel olduğun yok. Tabii ki geleceğim hastaneye seni almaya. Sen hayatımdaki en önemli insanlardan birisin Nihan. Bilmiyor musun bunu? Teşekkür ederim. Sen de benim için öylesin. Tamam, anlaştık o zaman. Yarın hastaneden çıktıktan sonra biraz gezeriz hem de. Ne dersin? Bence süper olur Mehmet. Bak bu iyi fikir.
Gümüş. Ha. Ne haber? Hiç. Hava alacağım biraz. İyi, süper. Ben de geleyim. Denizin tadını çıkarayım doya doya. Gel. Hadi. Hadi. İtiraf ediyorum, boğaz havasını çok özleyeceğim. Biricik yengemi de tabii. Bence sen en güzelini yapıyorsun vallahi Pınar. Bence de. Eminim Onur'la ikimiz için çok daha iyi olacak. Kesinlikle öyle ya, hiç şüphem yok. Bence böyle bir şey sen de istiyorsun. Değil mi? Evet. Mehmet de bir evde sadece ikimiz olmayı o kadar çok isterdim ki. Her akşam ona yemek yapmak, baş başa birlikte yemek. Evin içinde hiç düşünmeden dilediğimiz gibi davranmak. Ama çok zor. Mehmet burada mutlu. Öyle deme, hayat bu. Ne getireceği hiç belli olmuyor ki. Bakarsın, hayallerin oluverir. Değil mi? İnşallah. Günaydın. Cihan, hani birkaç gün görüşmeyecektin? O kadar dayanabilmem imkansız Şeref. Ben sabaha zor ettim. İyi, ne yapalım? Peki. Şeref, lütfen. Benden bunu esirgeme ne olur. Ama... Dışarıda yapalım. Çok isterdim karıcığım ama bir şeyler atıştırıp hemen çıkmam lazım. Nihan'ı almaya gideceğim de. Tamam, kalkalım o zaman. Gümüş. Bu durum seni rahatsız mı ediyor? Sağ ol. Anlayışlı aşkım benim. Bugünlerde Nihan'ın desteğe ihtiyacı var da bunu yalnız bırakmak istemiyorum. Gel. Sağ ol Orhan. Ne demek Onur abi, işimiz. Sen adamlara benim arabayı göster. Ben hemen geliyorum. Tamam abi. Gerekli her şeyi almışımdır inşallah. Almışsındır hayatım. Almadıysan da geri geliriz. Uzak bir yere gitmiyoruz ki. Eşyalar gitmeye başlamış ha. Evet anneciğim. Artık bir an önce düzenimizi kuralım değil mi? Haklısın da çocuğum. Bari bu akşam bir yemek yeseydik hep birlikte. Öyle gitseydiniz. Kaptan. Evet ya. Annem çok haklı. Bir bahçe keyfi yapalım. Ne dersin? Ne dersin kaptan? Hı? Vallahi bu kadar şad olduğuna hayır demeye korkarım ben. O zaman şimdi eşyalar gitsin. Akşam yemeğini burada yer, sonra evimize geçeriz. Tamam hayatım, sen nasıl istersen. Ne yapalım? En azından bir geceyi kurtardık değil mi? Şimdiden hayırlı olsun. Ben çok eminim, çok mutlu olacaksınız. Ablacığım, ben hiç mutlu olamayacağım ama.
Seni çok özleyeceğim. Canım.